Hisaropulos Refe orta irtifa hava savunma füzesinin saha testleri başarıyla tamamlandı. Gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün duyurdu. Hisaropulos Refe orta irtifa hava savunma füze sistemi projesi kapsamında geliştirilen görüntüleyici kızılötesi güdümlü Hisaropulos füzesi, kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmişti. Refe arayıcı başlıklı Hisarefe'nin ise saha testleri başarıyla tamamlandı. Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün duyurdu. Görgün, resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Hisarefe füzesinin test atışına ait videoya yer verdi. Videoya göre Hisarefe füzesi ile gerçekleştirilen testlerde, yakın menzil düşük irtifa ve uzak menzil yüksek irtifa hedefleri başarıyla imha edildi. Öte yandan testlerde, milli imkanlarla geliştirilen refe yaklaşma sensörü kullanıldı. Türkiye daha önce Hisar füzelerinde kullanılan yaklaşma sensörlerinde yurt dışı ambargosuna maruz kalmıştı. Türkiye'nin milli hava savunma füze sistemi Hisaropulos, yeni refe arayıcı başlıklı füzesiyle yakın ve uzak menzillerdeki hedefleri başarıyla imha etti. Kendi bünyesinde katmanlı bir hava ve füze savunma yeteneği kazanan Hisaropulos sistemi ile güvenlik güçlerimizin taktik kabiliyetini ve ateş gücünü üst düzeye taşıyor, sınırlarımızı zorluyor, hava savunmada yüksek etkinliğe sahip ürünlerimizi bir bir sahaya çıkarıyoruz. Proje kapsamında emeği geçen Roketsan'ımıza, Aselsan'ımıza ve katkı sağlayan tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesi olarak, Aselsan Roketsan işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angaşman ve ateşleme yapabiliyor. Hisaropulos sisteminin önleme menzili, IAR güdümlü Hisaropulos füzesi ile 25 kilometreyi buluyor. Refe arayıcı başlıklı Hisarefe füzesi ile ise 35 kilometre ve üzeri menzile sahip. Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip Hisar, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor. Stratejik ve kritik tesislere sahip ülkemizde mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan Hisar, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hisaropulos sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. Hisaropulos sisteminin batarya ve tavır yapılarında teşkilatlanma altyapısı bulunuyor. Sistem, atış kontrol merkezi, füze fırlatma sistemi, orta irtifa hava savunma radarı, elektrooptik sistem ve kızılötesi arayıcı başlıklı füze unsurlarından oluşuyor. Siper Ürün 2 hava savunma füzesinin ilk atışı başarıyla gerçekleştirildi. Siper Ürün 2 füzesi, 150 kilometre üzeri azami menzile sahip. Türk Savunma Sanayi, Siper Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi için çalışmalarını sürdürüyor. 100 kilometre üzeri menzilli Siper Ürün 1 füzesinin ardından sistemde kullanılacak ikinci füze olan 150 kilometre üzeri menzilli Siper Ürün 2'nin de ilk atışı başarıyla gerçekleştirildi. İlk test faaliyeti ile Siper Ürün 2 füzesi hakkında uçuş koşulları altında veri toplanması ve bu verilerin projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak faaliyetler kapsamında kullanılması hedefleniyor. Öte yandan Siper Ürün 1 füzesi ile bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Siper Ürün 2'nin ilk atışlı test faaliyeti Sinop Test Merkezi'nden başarıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında emeği geçen Aselsan'ımızı, Roketsan'ımızı, TÜBİTAK ve tüm alt yüklenici firmalarımızı kutluyorum. Siper projesi kapsamında Ürün 1 sisteminin kabul faaliyetlerine ilişkin çalışmalar yürütülürken, Ürün 2'nin sistem alt sistem geliştirme ve test aşaması da paralelde devam ediyor. Siper Ürün 2, Ürün 1 ile aynı yer sistemlerine sahip olup Ürün 2 füzesi daha uzun menzilde ve irtifada etkilidir.